Selamun aleyküm, yayınıma hoş geldiniz. Beklenen sözler gelmeye başladı. Türkiye vitesi arttırdı. Artık her anlamda Türkiye'nin küresel güç olduğunu anlayacağımız açıklamalar gelmeye başlıyor. Türkiye'nin gururu, Türkiye'nin her konuda evet gücünü dünyaya en iyi yansıtan isimlerden birisi olan Çavuşoğlu'ndan mükemmel bir söz geldi. Çavuşoğlu aynen şunu konuştu. Dedi ki, Kazakistan'ın yanındayız ama çok farklı. Tüm gücümüzle Kazakistan'ın yanındayız. Daha önce bilgi, tecrübe gibi sözler kullanıyorduk. Yani daha çok işin politik kısmındaydık. Ama iş daha da ileri gitti. Aynen şöyle. Tüm gücümüzle Kazakistan'ın yanındayız. Çağır kardeşim, çağır. Tüm ordumla yanındayım anımsatan bu muhteşem cümle Kremlin'in sütunlarını sarsacaktır elbette. Türkiye vitesi büyüttü, Rusya vitesi küçültme yoluna gidiyor. Tabii ki sürece bakacağız. Tokayev ya oyalamacı davranıyor ya da gerçekten tepkiler büyük geldi veya birliklerin bir kısmı kalacak Rusların bir kısmı geri çekilecek. Ama tabii ki sahada görmeden hiçbir şekilde inanmayız. Çünkü Putin demişti ki dün, Kazakistan'dan istediğimiz zaman çıkarız. İstesek de çıkmayız. Putin'i bu kadar rahat konuşturan neden şu. Özellikle kendisinin o bölgenin sahibi olarak görüyor. Kazakistan topraklarının Sovyetlerin bir parçası olduğunu ve kendilerinin sahip olduğu toprakları yeniden sahiplenmek istediklerini aykırıyor. Burada niyetleri farklı. Özellikle Kazakistan'daki bu ayaklanmayı bizzat Rus istihbaratının, Rus güçlerinin ülke içerisindeki dinamiklerini işlediği aşikar. Ama tabii ki biz bu olaylar olurken bir eleştirimizi de kime getirdik? Kazakistan yönetimine. Tokayev, evet Tokayev'in bu karışıklıkta, bu evet dağınıklıkta özellikle kendi elindeki birlikler ve ordu birlikleri olmasına rağmen olaylar büyüyünce burada ordusuna gerekli emirleri ve emniyetine gerekli emirleri vererek bu olayı bastırma imkanı varken direkt Rusya'ya hemen telefon açması da zorlama bir durum görüldü aslında. Yani Rusya'nın birliklerinin gelmesi bu bölgenin sahibi Rusya'dır mesajı vermek için miydi? Ya da Kazakistan'ın işgali için miydi? Tokayev Rusça diyor ki 10 gün içinde çekilecek kolektif örgütü askerleri. Tamam da Tokayev, Paşinyan'ın büyük fotoğraflardan vererek savaşın yenilgisini yaşayan bir ülkenin başındaki ismi böyle şov yaptırarak ne duruma geldin, nasıl bir duruma getirdin ülkeni? Evet gördüğünüz gibi Tokayev burada halkına terörist demiş ve hastanelerden ölülerini kaçırıyor diyerek bir taraftan istikrarı sağladık sözleriyle çelişmişti. Özellikle sokaklar boşalıp normalde tabii ki zam için ve protesto edenlerin bastırıldıktan sonra ardı ardına gelen Rus askerlerinin hepsini çekileceğini düşünen var mı? Yani 10 gün içinde çekilecek dedikleri Ermeni ve evet Ermeni ve Belarus'un askerleri olmasın. Öyle değil mi? Bu olabilir. Yani aldatmacaya karnımız tok. Rusya oraya yerleşti bir kere. Ama sahada da görelim. O kadar geldiler, o kadar bindirme yaptılar ve hala yapıyorlar. O zaman çekilecekseler niye geliyor hala Ruslar Tokayev? Kazakistan'da resmen Rusya pazı gösterisi yaptı. Burada ot bitse, burada hava soğusa, burada hava sıcak olsa ben yine gelirim. Burada taş damdan düşse yine ben gelirim havasında. Birlikleri yolluyor ve Türk Cumhuriyetlerinin hepsine mesaj veriyorlar. Turan Birliği düşüncesi bunların uykularını kaçırmış. Onların uykusu kaça dursun, Türkiye'nin de demin dedim ya Sayın Çavuşoğlu'nun tüm gücümüzle yanınızdayız, seferber olmaya hazırız cümlesi bize Karabağ Savaşı'nda Aliyev'e verilen, Azerbaycan'a verilen destek olarak, evet benzer bir destek olarak göründü. Azerbaycan'ın en zorda olduğu durumlarda, Azerbaycan'ın savaş sırasında en zora girdiği anlarda Çavuşoğlu bu konuda dedi ki yanınızdayız. Sayın Erdoğan'ın selamlarını getirdik. Zorda derken yenilgi anlamında demiyorum. Operasyonun çok kısa zamanda bitmesi
ve dünyanın önümüze çıkmadan bu işin sonuçlanması gerekiyordu. Dün Azerbaycan'a yalnızdayız diyen o Turan düşüncesi, o kardeşlik düşüncesi şimdi Kazakistan içinde en üst tavandan söylenmeye başlandı. Sayın Akar da yaptığı açıklamada özellikle Kazakistan'ın yanında olduklarını, önemli bir müttefikleri olduğunu, askeri eğitim işbirliği dahil çok yakın ve sıcak ilişkilerimiz var dedi. Kazakistan bizim için önemli bir müttefik ve kardeş ülkemiz diyerek sözlerini bitirdi Sayın Akar. Yani Türkiye nasıl Azerbaycan'a nasıl bakıyorsa Türkiye'nin Kazakistan'a bakışı da aynı. Yani kardeşliğimiz, birliğimiz ve beraberliğimiz en önemli gıdamız aslında. Evet, Türk yumruğunu sıktı. Türk yumruğunu sıktı. Artık gereken adımlar atılacak. Türk'ün kızması başka bir şeye benzemez. Türk dağları aşar. Türk engelleri aşar. Türk cevabı en net ve sert bir şekilde verir. Bu yüzden herkes ayağını denge alması lazım. Yani Kazakistan'la ilgili Türkiye gitgide voltajı artan ve vitesi arttıran bir döneme giriyor. Dışişleri Bakanlığı Türk Devletleri Teşkilatı'nın Dışişleri Bakanlığı Konseyi'nin Kazakistan'daki olaylar nedeniyle olağanüstü toplantı kararı aldığını söyledi. Türkiye dönem başkanı olarak bu toplantıya ev sahipliği yapacak. Gerçekten herkes heyecan içerisinde. Bu konuda çıkan kararlarda ve bu toplantı öncesinde Türkiye'nin tüm gücümüzle Kazakistan'ın yanındayız cümlesi aslında Rusya'ya ve burada işgal hedefleyenlere ne güzel cevap oldu. Kolektif örgüt dedikleri bu çatı aslında bu örgüte üye ülkelerin savunmasını ortak bir şekilde yapma amacıyla kurulmadı. Ve uygulamada da bu uygulanmıyor. Sadece kolektif örgüt Rusya'nın çıkarlarını, Rusya'nın hedeflerini korumak, Rusya'nın Orta Asya'daki hakimiyetini güvence altına alan bir mekanizma, kontrol mekanizması olarak kolektif diye adını aldı. Demek istediğim bu aslında. Yani Rusya başka bir ülkenin ne savaş kararı almasına izin verir ne de kendine karşı bir paktta olmasına izin vermek ister. İşte bunu kontrol etmek amacıyla kolektif örgütü kuruldu. Yani bu örgüt Rusya çıkarına hareket ediyor. Öyle diğer devletleri çıkarına bir şey yaptığı yok. Bu da bilini. Türkiye itirazlarını, Türkiye çekincelerini mutlaka Putin'e ve diğer devletlere iletecektir. Gitgide artan vites büyülten Turan düşüncemiz ve politikamız sahada yerini bulacaktır. Kimse öyle garanti görmesin yerini. Çünkü Tokayev şimdiden Ruslar çekilecek derken ne kadar samimi göreceğiz. Ama Rusya'nın Turan'dan ne kadar çekindiği ve Türkiye'den ne kadar çekindiğini anlamak için şunu söylememiz yeterli. Ruslar Kazakistan'a gönderdikleri birlikler ve ekipmanlar içerisinde elektronik harp sistemleri bile getirmeleri, buraya bir SİHA baskınının, SİHA'ların gelip bir şeyler yapmasına ne kadar çekindiklerinin kanıtı değil mi aslında? Aynen. O zaman şimdi ne yapacağız? Türk devletlerine daha çok SİHA satacağız. Türk devletlerinin yanında daha çok olacağız. Böylelikle her şey çok daha iyi olacak. Evet değerli izleyenler, lütfen bir dahaki yayında görüşene kadar hoşça kalın.